Çocuklarımızın ne ile aktivite yapılacağına gelince hanım kardeşlerim, en önemli aktiviteleri çocukların yaratılış kıvamındaki şeyleri sağlamaktır. Bir annenin babanın çocuk üzerindeki en önemli yatırımı onu iyi bir okula vermek, iyi bir şekilde hafız yapmak, hoca yapmak, imam-ı azam yapmak değildir. Çocuk ne için yaratıldıysa onu bulmaktır. Bu en az 25 sene sürer doğduğundan itibaren. Öyle doktorun beyaz önlüğü güzel oluyor diye çocuğu 3 yaşından itibaren doktor olacaksın diye yetiştirmek yanlıştır. Zulümdür çocuğa. İşte dedesi rahmetlinin bir sarığı vardı ki çarşaftan daha büyüktü, bunu da alim yapacağız. Zulmediyorsun çocuğa. Herkesin zekası, kabiliyeti arştaki bir plana göre yazılmıştır. Allah bir inşaatın tuğlalarını örmek için yaratmış bu çocuğu. Sen hafız yaptın, 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 yaptın. 30 yaşında gene inşaat ustası oldu. Çare yok, Allah'ın dediği olacak. Bu sebeple Allah rahmet etsin Erbakan hocamız, hani ıspanaktan yağ çıkar mı çıkmaz mı, maruldan yağ çıkmaz derdi de, maruldan yağ çıkar mı, ıspanaktan yağ çıkar mı hastalığı bunlar. Çocuğu sen doğal kıvamına, Allah onu ne için yarattı seviyesine getirdiğin zaman, o çocuk zaten matematik çalışırken oyun oynamış olma zevki yaşayacak. Hafızlık yaparken sen ona bir şey demen gerekmeyecek. O hafızlığı oyun gibi yapacak. Hafızlık yaptırıyorsun, 7-8 polis de başında bekliyor ders yapsın diye, okula gitsin, kursa gitsin diye. Neden? Çünkü çocuk kayık olarak yaratılmış, sen karayolunda bisiklet olarak kullanmaya çalışıyorsun çocuğu. Çocuklarımıza işkence etmeyelim. Peki defterlere baksak melekler ne yazmış bunun geleceği hakkında, o da yok. Annelik babalık imtihanını nasıl geçireceksin? Bu çok önemli. İkinci olarak da çocuğun aktivitede en önemli konusu mikrop kapmamasıdır. Mikrop kaptığı zaman onu Mekke'de tavaf oyunu yaptırsan bile hastalanır o çocuk. Başına bela olur. Bu sebeple çocuğun ne oynayacağından önemli kiminle oynayacağıdır. Hiçbir çocuk yalnızlık istemez. Arkadaş ister ve şeytan da arkadaşı arkadaşla kandırır. Onu onunla, onu da onunla, işini kolay görür şeytan. Şeytan enayi değil. Kime ne yapacağını çok iyi biliyor. Herhalde tek başına o çocuğu korkutsa, şeytan gördüm diye çocuk zaten bir daha uyumaz o gece. Annesinin kucağında yatar. Arkadaşıyla yaptıracağını yaptırır. Dolayısıyla çocuğumuzun fıtratını bulalım. Çocuğumuzun arkadaşını bulalım. Bulamazsan sen arkadaş olacaksın. Babası izin günlerini onunla arkadaş olarak oynayacak. Ama çocukla çocuklaşarak. Sen 48 yaşındasın. Çocuk 8 yaşında. Benim gibi konuş, benim gibi yürü diyorsun. Çocuğu hapse atsan bu kadar işkence görür zaten. Sen onun seviyesine ineceksin. Çünkü o senin 48 yaşına gelemez, 40 senesi daha var. Sen 48 yaşındayken 8 yaşındaki günlerine dönebilirsin ama. Peygamberi örnek al. Nasıl deve gibi yere yatıyordu, torunlarını omuzuna bindirip yuçuş diye deve oyunu oynuyordu. 3 yaşına iniyordu o. Şimdi bizim en önemli vazifemiz çocuğumuzun kimliğini çözmek, çocuğumuzun çevresini çözmek. Ondan sonra ne ile oynarsa oynasın. Bilgisayar zararlı değil. Top da zararlı değil. Ama topun adamı olmak zararlı.